Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan bir fal kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Bir tane falımız var. Ben şimdi bunu herkes gibi açacağım ve bakacağım. Hiçbir değişiklik olmayacak. İçinde çok net göstermeye çalışacağım. Çünkü ben enerji inanıyorum. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız, bunda çıkacak mesajlar tamamen sizinle alakalı. Sizin şansınıza çıktıysa demek ki aklınızdaki kişiyle ya da konuyla ilgili bir mesaj alacakmışsınız gibi geliyor. Bu tarzda yüzlerce hatta binlerce video var kanalımda. Girip onlardan bir tanesinde herhangi bir şey için niyet edip dinleyebilirsiniz. Bu arada hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ve gerçekten videomu beğenirseniz sonunda beğene basarak beni destekleyebilirsiniz. Ben şimdi açacağım. Bu fincanımı daha önce de kullandığım için üzerine de bir obje koydum. Öyle yapıyorum. Sürekli kullandığım fincanların üzerlerine objeler koyuyorum değişiklik olsun diye. Şöyle bir küçük bir objem vardı. Onu koydum. Bir açalım bakalım. O bu fal açılmıyor. Bakar mısınız? Yani çekiyorum bakın. Hop. Şimdi açıldı. Böyle olduğunda genelde şey deriz. Hemen bir dilek dileyin. Hepiniz şu anda bir dilek dileyin ve inşallah hepsi gerçek olsun. Çok istediğiniz bir muradınız olacak derler. Ve gözyaşları, sevinç gözyaşları sıçradı. İnşallah hani bu kimin karşısına çıkarsa şu anda dilediği şey. Hiç tarihi hiç önemli değil arkadaşlar. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra belki kim bilir kaç yıl sonra karşınıza çıkacak. Önemli olan size çıktığı tarih gün. Bir dilek dileyim ve gerçek olsun diliyorum. Bakın şöyle açar açmaz bir göz var. Etrafınızda en çok sizi gözleyen, belki enerjinizi düşüren, nazara getiren biri var. Sürekli sizi izliyor. Ondan biraz uzaklaşmanız gerekir. Hareketli bir fal. Bakın falın tam ortasında şöyle bir göz gördünüz mü? Ya böyle kem gözlü ya da böyle enerjisi kötü insanlardan uzak kalmak gerekiyor. Ben şeye çok insanların enerji verdiğine çok inanırım. Hani böyle bazı insanların yanında böyle moraliniz yükselir, enerjiniz yükselir falan. Kimisi yanında böyle düşer. İşte birileri o enerji vampiri diyorum ben onlara. Enerji vampirliği yaparlar. Onlardan uzak kalın. Bakın şöyle şu hane kısmında oturmuş İki kişi böyle kumrular gibi baş başa vermiş bir şey konuşuyor. Aile fertleri içerisinde ya da yani bu eş anlamında olur. Anneniz de, babanız da, bir kardeşiniz de olabilir ama böyle baş başa verip çok güzel bir karar alacaksınız. Sizinle ya da karşı tarafla ilgili olabilir ama güzel bir karar olacak. Bu önemli, ciddi bir şeyin kararı alınacak yakın zamanda. Dediğim gibi eş ya da aileden biri olabilir. Güzel bir karar zamanı sanki. Belki bir okula gidecek çocuğunuz vardır. Onunla ilgili, gideceği yerle ilgili, okuyacağı bölümle ilgili olabilir. İş hayatıyla ilgili olabilir. Evlenmeyi istiyordur, belki size fikir almak istiyordur. Ya da eşiniz iş konusunda olabilir ama böyle baş başa verip bir karar. Belki de söz nişan kararı da olabilir bu. Şimdi şöylece bir bakalım neler çıkmış. Şimdi şöyle bakınca karşılıklı şurada tekrardan bir konuşma var. Bu biraz daha resmi, biraz ciddi bir konuşma. Bu biraz iş görüşmesi gibi. Siz ya da aileden birinin bir iş görüşmesi olacak. Sanki böyle hiç aklında yokken bir iş değişikliği yapabilir. Hiç aklında olmadığı bir iş hayatına girebilir. Ciddi bir ve sonucu pozitif olacak bir iş görüşmesi olacak. Bu resmi bir görüşme ve gerçekten iyi gelecek bu kişiye bu değişiklik. Sanki bu kişinin hayatı biraz değişecek. Çünkü bence iş hayatı gerçekten insanın hayatını çok değiştiriyor. Yani iş değişikliği yapmak da aynı şekilde. Çünkü yeni işe girdiğinizde yeni insanlar tanıyorsunuz. Yeni bir ortama giriyorsunuz ve yeni tanıdığınız insanlar size bir şeyler katıyor. Bazen alabiliyor da. Rabbim her zaman iyi insanlarla karşılaştırsın ama hani bir bakıyorsunuz gerçekten hayatınıza dokunan bir şey oluyor. Yani hani yeni insanlar, yeni değişiklik her zaman hayatımıza yön verebiliyor yani bence. İnşallah olumlu şeyler katabilen insanlar gelsin hayatınıza. Şurada biri var, birine kırılmış ve küsmüşsünüz, arkanıza dönmüşsünüz. Artık böyle hani bazen şey olur ya. Yani artık ne yapsa faydası olmaz dediğiniz noktalar vardır. Böyle kırılma noktaları vardır. Hep küçük küçük kırılmışsınız bu kişiye ama artık yine küçük olmuş ama artık böyle damlaya damlaya bardak dolmuş. Yine küçük bir damla taşmıştır. Hani ille çok büyük bir şey yapmasına gerek yok gibi. Yani şöyle diyeyim. Mesela ben ya özel gününüzde, iyi gününüzde ya da kötü gününüzde birinden bir şey beklersiniz bazen. İşte iyi gününüzdür, doğum gününüzdür, mutlu bir gününüzdür, işte iş değiştirmişsinizdir, herhangi bir şey hiç fark etmez.
Ya birinden, özellikle sevdiğiniz insanlardan beklersiniz, arkadaşlarınızdan. Hani bir tebrik yanınızda olmasını vesaire. Bakarsınız ki bir mesaj atamayacak kadar meşguldür o gün. Aklına gelmezsiniz ya da. Ya da çok zor bir gün geçirmişsinizdir. Ne bileyim, bir cenazeniz vardır, sevdiğiniz birini kaybetmişsinizdir. Çok yakından olsa da olmasa da. Moraliniz bozuktur, işinizden ayrılmışsınızdır falan. Ama o gün de beklersiniz telefon etmesini ya da bir mesaj atmasını, bir hani başın sağ olsun ya da işte bir geçmiş olsun demesini. Ama onu da yapmaz. Hani böyle küçük 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 kırılırsınız ve sonra dersiniz ki, yani hani böyle kırgının ötesinde bir hal almaya başlar bu. Ondan hiçbir şey beklemezsiniz. Bu öyle bir şeye dönüşecek sizde. Yine böyle küçük bir şey yapacak. Çünkü bence bir mesaj kadar yakınınızda olamayan, yani bir mesaj atamayacak kadar ya da o iyi günde ya da kötü günde bir cümle kadar yanınızda olamayan insanları bence zaten hayatınızdan uzaklaştırın. Yani öyle olması lazım. Onu yapmayı öğrenmek lazım. Biraz zorlanıyoruz hayatta. Hani yanlış insanlara çok fazla prim veriyoruz bence. İlgi yoksa neydi? Silgi vardır diye bir şey okumuştum ben. Instagram sayfamı takip edebilirsiniz bu arada. Instagram sayfalarım var hatta. Onlarda da güzel sözler yazıyorum. Güzel sözler, hani böyle Einstein'ın sözü vesairenin falan. Hani ben yazmıyorum çoğunu da. Paylaşım yapıyorum daha doğrusu. Orada da paylaşmıştım. Böyle bir şey duyduğumda ilgi yoksa silgi vardır gibi bir şey. Evet, bence de öyle. Sizinle ilgilenmeyen insanları silebilirsiniz hayatınızdan çıkartacak bir kişi. Yani burayı çok uzattım belki ama gerçekten galiba öyle bir şey olacak. Hayatınızda birini çıkartacaksınız. Şimdi böyle hayalinizde bir şey var yapmak istediğiniz ama bu biraz meşakkatli bir yol gibi. Meşakkatli bir yol, böyle emek isteyen bir yol. Biliyorsunuz da bunun emek istediğini. Yani bir ilişki ise gerçekten emek vermeniz gerekiyor. Biliyorsunuz sanki. Ya da işte bir işse, ya bir okulsa, bir eğitimse, biraz meşakkatli ama sonunun iyi olacağını biliyorsunuz. Bence başlayın, hiç düşünmeyin. Bugün başlarsanız 6 ay sonra çok başka bir noktada olacaksınız. Ama emek verin muhakkak istediğiniz şeyler için. Çünkü emek olmayınca karşılığını almak, yani kumar oynamak gibi oluyor bence. Hani ya olursa ya bırakmam ben genelde işlerimi. İlişki ise emek veririm. Gerçekten çok severim de emek vermeyi. Ya da işte bir şey kafaya koyduysam, astroloji mi öğreneceğim? 6 ay kilitlerim kendimi, oturur öğrenirim. İşte ben çok zamanında yapmışımdır. Yüz yogası, yoga, pilates, işte reiki, bir sürü eğitimler aldım. İngilizce diye öğrendim. Kendime bir zaman belirlerim. Ama başlarım. Başladığımda 6 ay sonra başka bir noktada olurum. Sizinki de böyle bir şey. Zayıflamak olabilir bu. Bir eğitime başlamak olabilir. Hiç düşünmeden başlayın. Sonu aydınlık çıkmış çünkü. Bugünün belki de bunun mesajı da bu da olabilir yani. Hadi kalk, istediğin şey için meşakkatli de olsa başla gibi bir mesaj belki de bu. İnşallah size motive olur ve bu video ve gerçekten yapmaya başlarsınız. Ya da işte hayatınızdan bazen çıkartmanız gereken insanları çıkartmanız gerekiyordur. İşte belki de onun mesajı şeydir. Çıkart ya, artık çıkart gerçekten, hani doğum gününde sana yazmıyorsa, bir ne bileyim geçmiş hastasın geçmiş olsun diyemiyorsa, ne bileyim bir cenazen var başın sağ olsun diyemiyorsa, bu kadar da yanına değilse çıkart hayatından. Bu kadar etkilenme, bekleme, beklenti içine girme. Küçük küçük kırar. Ama ne bileyim. Ben niye böyle dertli konuştuysam bugün. Şöyle hemen bakıyorum. Mesajlar bunlar gibi ama şurada bir de şey gördüm böyle. Hani bu bir ayı figürü gibi. Ayı genelde böyle şeylerde, fallarda biraz hastalık gibidir. Ama bu ayakta bir hasta, bir rahatsızlık, bir sıkıntı var gibi. Birinin bir rahatsızlığını duyacaksınız ama çabuk geçecek sanki. Hani böyle küçük bir hastalık haberi alıp hani böyle çok hızlı bir şekilde de iyileştiğini duyabilirsiniz. Maalesef hayatta bazen bunlar da var. Yeter ki şifası olan bir dermanı olan bir dert olsun. Hani Allah dermansız dert vermesin. Tabağımıza da bir bakalım. Tabağımızda neler var? Şöyle bir bakıyorum hemen. Bakın şurada sanki şu bir helikopter gibi. Sanki helikopterin bu pervanesi mi derler? Helikopter bir şeymiş. Uzaktan gelen bir haberiniz ya da bir kişi olacak böyle. Sanki uçakla geliyor gibi ya da hani helikopter çıkmış. Böyle uzaktan gelecek bir haber, bir kişi var sanki. Bu size çok iyi gelecek. Ya gelen kişi ya gelen haber size çok çok iyi gelecek ama bu bayağı uzaktan bir haber gelecek. Yani hani başka bir ülkeden, kilometrelerce öteden gibi. İnşallah güzel beklediğiniz kişi ya da haber gelsin.
Şurada bir insan var. Bakın ayakta durmuş. Bu bir kadın bence. Biraz göğüs kısmı büyükmüş gibi de böyle. Hani ya da biraz kilosu olabilir. Bir kadın bir karanlığın içerisinde bir şeyi çok düşünüyor. Aslında bu kadın çok iyi ama bir sıkıntısı var bunun. Bakın bir karanlığın içerisinde ayakta duran bir kadın gibi. Şurada. Şöyle elimle bozmayayım. Ama bu kadın böyle bir derdi var, bir sıkıntısı var. Yani belki bir kadın olarak dinliyorsanız siz de olabilirsiniz bu. Ama bilmiyorum, belki de yakınınızda, çevrenizde bir kadın. Ya çok karamsar düşünüyor. Sanki bir şey çıkmaz da. Aslında her zaman yeni ve farklı bir olasılık vardır. Hep bir çıkış noktası vardır. Ama bir şeyleri artık göremiyor üzüldüğü için. Hep aynı döngüde olduğu için belki artık gözünün öndekini de göremiyor olabilir. Şey yapın, buna bir destek olun ya da kendinizi telkinde bulun. Sanki bir çıkış kapısı var, çok da yakında burada ama aynı sarmalın içerisinden çıkamıyormuş gibi. Bu kişinin çok yakınında aslında çıkış yolu ve artık bu karanlık düşüncelerden çıkma yolu. Biraz vakti var, belki bir hafta, belki bir 10 gün, çok da değil yani. Bir kapı açılacak o kişiye. Ya biri ona yol gösterecek, ya bir çıkış kapısı, o sıkıntıyı, o derdi, bu kara bulutları atacak üzerinden. İnşallah öyle olsun. Dediğim gibi varsa etrafınızda öyle biri, ona da destek olmaya çalışın. Burada bir de harfler çıkmış şu yukarıda. E harfi, T, İ ve R harfleri çıkmış. İsminde veya soy isminde bu harfler olan kişiyle ilgili çok çok güzel, sevindirici haber gelecek. Yani böyle o kadar sevineceksiniz ki, böyle düğün haberi gibi, böyle bir bebek haberi gibi. Yani bir şey böyle, hani böyle sevinçten oynayacak insanlar sanki etrafta, o derece. Yani hani böyle gerçekten çok güzel bir haber alacaksınız bu kişiyle ilgili. İnşallah güzel şeyler olsun. Şöyle falan bu tarafa da çevirin de, çevirince şu sanki böyle bir kuş gibi, tombul bir kuş ya da bir balık gibi de çıkmış, böyle ağız var. Yani aslında bu bir kısmet anlamına da geliyor. Şöyle bir tutayım, siz de bir görün. Bakın şurada bir gagası ve bu bir kuş gibi de bir balık gibi de böyle çıkmış bakın. Çok çok büyük bir kısmet var. Biraz vakti var tabakta çıktığı için. Hani böyle ama çok da değil böyle. 3 ay sonra belki de. Hani falı ne zaman izliyorsanız. Yani yıl kaç olduğu önemli değil. Sizin izlediğiniz günün ötesinde 3 ay içerisinde belki. 3 ay sonrasında diyeyim daha doğrusu. Çünkü bu tabakta çıktı. Sonrasında çok çok güzel bir kısmetiniz olacak. Biraz sabır, biraz bekleyiş. Belki de hani o bir şeye başlayacaksınız, hani 6 ay içerisinde emek verin dedim ya, belki de emek vermeye başladıktan 3 ay sonra artık böyle onunla ilgili toplamalara başlayacaksınız. Yaptığınız emeğin, ilişkinin ya da işte eğitimin ya da diyetin, sporun, herhangi bir şeyin meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. Kısmetli bir şey olacak. Çok da güzel bir kısmet çıkmış bu falda. Yine güzel olumlamalar yaparak bitirelim yine de. Her ne dilediyseniz onlar gerçek olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.